Merhabalar sevgili köy eğitim ailesi ve değerli misafir öğrencilerim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum şimdiden. Son videomuzda Eys ders anlatım föylerinden 18.sini yani zamir föyünün ilkini sizlerle incelemiştik. Şimdi bu burada e, sırada e, ders anlatım föylerinden 19. var. Zamirlerin kalan kısmını yani ikinci föyünü bu videoda bitireceğiz. Evet ilk olarak önce kısa bir tekrar yapalım sevgili arkadaşlar. Geçen föyde neleri görmüştük? Zamirleri ikiye ayırmıştık. Ek biçimdeki zamirler ve kelime biçimdeki zamirler. Kelime biçimdeki zamirler deyince de kişi zamirlerimiz vardı. Ben, sen, o, biz, sizi onlar. bunda kişi zamirlerine dikkat etmemiz gereken yalnız bir iki tane bence önemli nokta var. Birincisi, birinci ve ikincideki kişi zamirlerine yönelme durum eki geldiğinde ünlü kalınlaşması, diğer adıyla kökte ünlü değişimi meydana geliyor idi. Ve kişi zamirlerinin iyilik eki alamayacağını, dolayısıyla da isim tamlamalarında tamlanan olarak kullanılamayacağını özellikle vurgulamış idik. Dönüşlülük zamirimiz vardı. Yani kendi sözcüğümüz. Ee, onun dışında bir de işaret zamirlerini görmüşydik geçen föyde. Şimdi sırada belgisiz zamirlerimiz var. Belgisiz sıfatın ne olduğunu bilen arkadaşlarım, belgisiz zamirlerde de çok zorlanmayacaklardır diye ümit ediyorum, düşünüyorum. Belgisiz sıfatların ek almış isim çekim eki almış hallerine, yani adlaşmış hallerine biz belgisiz zamir adını veriyoruz. Örneğin e, bazı öğrencilere gıcık oluyorum cümlesinde, bazı öğrenciler belgisiz sıfatken öğrenci kelimesini atıp bazılarına gıcık oluyorum derseniz aslında ne yapmış oluyorsunuz? Belgisiz zamir yapmış oluyorsunuz. Föyümüzde de demiş ki belgisiz zamirler kişileri ve nesneleri belirsiz olarak temsil eden zamirlerdir. Herkes, hepsi, kimse, hiçbiri, bazısı, kimi, birkaçı, başkası, biri gibi sözcükler belgisiz zamirdir. Daha tabii bunu çok fazla arttırabiliriz. Bu sözcüklerden herkes hepsi ve kimse dışında kalanları aslında belgisiz sıfat olan sözcüklerin eklik eki almış veya isim çekim eki almış halleridir diye bakın az önce söylediğim şeyi vurgulamış. Ee, ÖSYM de bize şunu sorabilir. Ee, geçtiğimiz yıllarda KPSS'de çıkmıştı belki bilenleriniz vardır. Yukarıda 5 cümle vermiş. Soruda diyor ki yukarıdaki e, cümlelerde kullanılan belgisiz zamirlerden hangisi istenildiği takdirde sıfat olarak kullanılamaz şeklinde böyle bir soru gelmişti. İşte herkes, hepsi, kimse, hiç kimse gibi sözcükler her zaman belgisiz zamir olarak kullandığımız sözcüklerdir ama bizim aslında en çok kullandığımız belgisiz zamir şey kelimesidir arkadaşlar. Şey kelimesini çok kullanıyoruz. Bakın burada da resmi görevli biri gelip seni sordu. Bir resmi görevli gelip seni sordu deseydi sıfat olurdu. Sokakta bu saatte kimseler olmazdı. Kimseler sözcüğünü almış bakın. Herkes er geç işin doğrusunu anlayacaktı. E, bu insanların çoğu işe dolmuş da gidip geliyor. Çoğu insan işe dolmuş da gidip geliyor deseydi sıfat olurdu. Bu işi ancak sen halledersin başkası yapamaz. Başka insan yapamaz dese sıfat olurdu. Öğrencilerin bazıları hafta sonu yapılan sınava katılmamıştı. Belgisiz zamir, bazıları kelimesi ama bazı öğrenciler de sıfat derdik. Misafirlerin hepsi bahçede toplanmış, törenin başlamasını bekliyordu deyince oradaki hepsi kelimesi nedir? Belgisiz zamirimizdir diyoruz. E, falan ve filan kelimelerini de ben istesem zamir olarak kullanabilirim. Örneğin dedim ki işte şu filancanın çocuğu Hacettepe Üniversitesi'nde kazanmış. Orada filancanın çocuğu derken bakın isim tamlaması yaptınız. Tamlayan görevinde belgisiz bir zamir kullandınız. Ee, bunun dışında belgisiz zamirlerle de isim tamlaması yapabiliyoruz. Örneğin az önce yaptık. Tamlananı belgisiz zamir veya soru zamiri olan bazı ad tamlamalarında tamlayan ekinin yerine ayrılma durum ekini kullanabiliriz. Bunu ta 15. föyde ve 13. föyde aslında isim konusunda vurgulamıştık. Öğrencilerin biri demek yerine Öğrencilerden biri diyebiliriz. Ee, bunun dışında arkadaşlar Belgesiz zamirlerde birkaç bence Dikkat etmeniz gereken daha husus var. Ee, zamirler Adın yerine geçen sözcüklerdi. Adların önüne nasıl sıfat Getirebiliyorsanız Bazen belgesiz zamirlerinin önüne de sıfat Getirebilirsiniz. Örneğin biri Kelimesinin önüne bakın her biri Belgesiz sıfat getirdim. İyi biri Niteleme sıfatı getirdim. Ee, size üç şey anlatmak istiyorum. Kaç şey? Üç şey bakın şey zamirinin önüne e, asıl sayı sıfatı getirdim. Gördüğünüz gibi bazı e, belki siz zamirler sıfatta alabiliyorlar. Evet bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir diye sormuş bize 2019 TYT sorusunda. Meslek gruplarının bazı üyeleri bazıları derken pardon belki siz zamir olarak kullanmış. Ama bazı meslek grupları deseydik o zaman sıfat olurdu. Ee, anneliğinde kimi açılardan bir meslek grubu sayılmasına rağmen onlardan biri bakın isim tamlaması yapmış hatta öyle bir isim tamlaması ki tamlayan kişi zamiri biri de belgisiz zamir kötü davranışı diğerlerine duyulan şimdi diğerlerine kelimesi de burada zamir ama belgisiz zamir değil ee, diğer insanlara duyulan saygı ise işaret sıfatı olurdu şu anda da işaret zamiri ama nihayetinde bir zamir ee, birbirleri kelimesi her zaman belgisiz zamirdir başka bir şey olarak kullanılamaz. Tüm meslektaşlar derken bakın meslektaş bir isim. İsmin önüne gelmiş. Buradakini de belgisiz sıfat olarak kullanmış. Şey deseydi meslektaşların tümü deseydi o zaman e, zamir derdik. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Evet bir örnek sorumuz daha var. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir diye sorar bize. Biz kelimesi Kişi zamiridir. Hatta ikinci çoğul kişi zamiridir. Şöyle KZ yazalım. Hangi an? O an. Bakın buradaki işaret sıfatı. Dolayısıyla cevabımız demek ki B şıkkı ama emin olalım. Kendi kelimesi dönüşlülük zamiri. Onlara teşekkür etmek istiyor diyor. Bakın burada bir yine kişi zamiri kullanmış. Bunları derken de bu şu o kelimesi ne kalmış halleri de zamirdi. Burada da işaret zamiri olarak ne yapmış? Kullanmış diyoruz. E, cevabımız B şıkkı imiş. Evet e, bu e, belgisizlik bildiren sözcükleri de gene en başta da vurguladığımız gibi belgisiz sıfat mıdır yoksa belgisiz zamir midir? Bunun ayrımını iyi görmemiz gerekiyor. Son olarak arkadaşlar kelime biçimindeki zamirlerde bir de nelerimiz var bizim soru zamirlerimiz var. Şimdi bence soru zamirleri de iki tip olabilir. E, belgisiz ve işaret zamirlerinde olduğu gibi, belgisiz zamirlerde olduğu gibi sıfattan devşirme zamirlerimiz var sorularda da. E, diyelim ki şöyle bir cümle çıktı karşımıza. İşte Dani şu anda hangi işi yapıyor bilmiyorum. Hangi iş, işa şey, soru sıfatı. Bunu soru zamirine çevirebilir miyim ben? Dani şu anda hangisini yapıyor bilmiyorum dersem oradaki hangisi sözcüğünü artık soru zamiri derim. Ya da kaç öğrenci bugün okulda yok? Kaç öğrenci bakın soru sıfatımız. Öğrencilerin kaçı bugün okulda yok dersen o zaman da soru zamiri yapmış oluyorum. Ama bu e, sıfattan devşirme zamirlerinin dışında bizim aslında temel olarak iki tane soru zamirimiz var arkadaşlar. Bunlar neler? Kim ve ne soruları? Şimdi burada vurgulayacağımız önemli birkaç nokta var. Gelin tövbümüzden bir okuyalım. Kim zamiri? Bu zamir yalnız insanlar için kullanılan ve onları soru yoluyla temsil eden bir zamirdir. Yani kim sorusu aslında her zaman soru zamiridir arkadaşlar. Kim zamiri isim çekim eklerini alabilir tabii ki. Ee, i̇şte kimi, kime, kimde, kimden, kimler e, vesaire bakın bir sürü isim çekim eki alabiliyor. Şimdi yalnız e, kim sorusunu, kim sözcüğünü biz soru zamiri olarak kullanıyoruz dediğimde ben derste bazen öğrencilerden şöyle bir dönüt alıyorum. Ama hocam diyelim ki karşımızda şöyle bir cümle var. Kimi insan kerevizi sevmez? Kimi insan sıfatı olmuyor mu? Evet. Ne sıfatı oluyor? Belgesi sıfatı oluyor. Doğrudur. Kimisi kelevizi sevmez desek o zaman zamir oluyor hocam. Evet. belgisiz zamir olur. Ama tabi orada bakın soru anlamı yok. Burada biz kim sorusundan bahsediyoruz. Kim sorusu her zaman soru zamirdir diyoruz. Ama asıl sıkıntı ve zor kısım bence ne sorusunda. Ee, şöyle bir size not bakın ekleyeyim. Neden niye Niçin? Soruları hariç. Ne kelimesinin ek almış halleri soru zamiridir. Bakın, föyümüzde de zaten şurada ne zamiri isim çekim etkileri eklenerek de kullanılabilir. İşte neler, neyin, neyi, neye, neyde, neyden, nerede, nereden, nedir, neyiniz gibi daha soruları ne yapabiliriz? Arttırabiliriz. Ee, Dani sen neyin nesisin diye sorsam. Bana diyecek ki Dani hocam neyin nesi belirtili bir isim tamlamasıdır. Doğru Dani. Oradaki hem neyin kelimesi yani tamlayan hem de nesi kelimesi tamlanan ikisi de soru zamiridir. Doğrudur. İki tane soru zamirinden bir isim tamlaması çıkarmışım diyorum. Ama ne kelimesi ek almadığı zaman bizi zorlayabilir. Neden? Bakın. Şimdi size bazı örnek cümleler yazayım. Tatilden ne gün döndün? Ne şirin bir bebek. Ne gülüyorsunuz? Arkadaşın sana ne söyledi? Bir de son olarak ne Dani ne de Ece beni arıyor. Bakın size 5 tane cümle yazdım. İçerisinde ne kelimesi geçen. Hadi gelin bu ne kelimelerin türlerini söyleyelim. Tatilden ne gün döndün? Bakın burada soruyu biz gün kelimesine yani isme soruyoruz. Ve istesek ne kelimesinin yerine hangi kelimesini getirebiliriz? Demek ki buradaki soru sıfatı tatilden hangi gün döndün? E, sıfatları anlatırken demiştik ki niteleme sıfatlarının önüne miktar zarfı getirebiliyoruz de güzel kız ne kadar güzel kız çok güzel kız diyebiliyoruz. Bakın burada da şirin bir bebek sıfat tamlaması çok şirin anlamında bakın burada. Yani ne olarak kullanılmış? Miktar zarfı olarak kullanılmış. Ne gülüyorsunuz? Neden gülüyorsunuz? Niye gülüyorsunuz? Az önce biz ne demiştik? Neden, niye, niçin soruları hariç. Çünkü neden, niye, niçin soruları soru zarfıdır arkadaşlar. Arkadaşın sana ne söyledi? Buna en son geleyim. Ne Dani ne de Ece beni arıyor. Bakın iki özel ismi birbirine bağladı. Ne neye bağlayıcı? Bunlar bağlaç. Hatta bu nasıl bir bağlaştır? Biçimce olduğunu anlamca olumsuz cümle yapar. Yani Dani de Ece de beni aramıyor anlamı çıkar. Peki arkadaşın sana ne söyledi? Arkadaş sana şarkı söyledi. Arkadaşın sana yalan söyledi. Bakın işte burada ismi yerine kullanmışım. Ahan da bu cümlede soru zamiri olarak yerini almış. Yani bana bu cümlelerle çok güzel bir sınav sorusu hazırlayabilirsiniz. Cevabımızda ne olur? D şıkkı olur. Böylece e, sözcük biçimdeki zamirlerin sonuna geldik. Örnek sorumuza baktık. Aşağıdakilerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır diye diyor. Hangi sorusunu çizdim? Niçin sorusunu çizdim? Kaçı kelimesini çizdim? Kaç kelimesi ve ne zaman kelimelerini çizdim? Hangi kitap soru sıfatı? Niçin neden niye soruları soru zarfı? öğrencilerin kaçı işte soru zamiri. Kaçı öğrenci deseydi sıfat olurdu. Demek ki cevabım C şıkkıymış. Kaç kişi soru sıfatı. Ne zaman bu da soru zarfı. Evet devam ettik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı diğerlerinden farklı türden bir sözcükle sağlanmıştır? E, A şıkkında kimin kelimesini çizdim. B şıkkında ne kelimesini çizdim. C şıkkında hangi kelimesini çizdim. D şıkkında yine kim? E şıkkında ise nerede? N kelimesi ne kalmış halleri soru zamiriydi. Kim sorusu her zaman soru zamiri. Kim sorusu A'da da var soru zamiri. Az önce verdiğim örneğe benziyor bakın. N sorusu soru zamiri. Buradaki C şıkkındaki soru sıfatı arkadaşlar. Hangi sokaktaydı diyor bize. Cevabımız C şıkkı olmalıymış. Evet. Burada da altı sözcükler hızlı bir şekilde etkinliğimizi söyleyelim ne olduklarını. Birinci cümlede nereye sorusu soru zamiri, hangi yol soru sıfatı, kaç gün soru sıfatı, ne kelimesinin kalmış hali dördüncü cümlede soru zamiri, kim sorusu gene soru zamiri, ne kelimesinin kalmış hali soru zamiri, kim sorusu gene soru zamiri olacak. Ee, soru zamirleri belirtili isim tanımlarında kullanılabilir. Az önce yine buna örnek vermiş idik. Evet şimdi bir de son olarak ek biçiminde zamirlerimiz var bizim diyor idik. Ama e, aklıma gelmişken burada önemli bir ekleme yapayım arkadaşlar. Bunu hatta mutlaka e, dinlerken not da alın. E, şimdi her sözcük türünün yapısı vardır öyle değil mi? Basiti vardır, türemişi vardır, bileşiği vardır. Aynı şey zamirler için geçerli. İşte ben e, bu konuyu anlayamadım derken ben kelimesi bir kişi zamiridir. Yapısına göre de nasıl bir zamirdir? Basit bir zamirdir. Ama birkaçıyla dışarıda buluşacağız derken orada birkaç kelimesi belgisiz zamirdir. Yapısına göre de bir ve kaç kelimeleri birleşmiş. Ne dersiniz? Birleşik zamir dersiniz. Arkadaşlar zamirlere yapım eki getirdiğiniz takdirde zamir olan e, zamirler zamir olmaktan uzaklaşıp ee, çoğunlukla ne oluyorlar biliyor musunuz? İsim, sıfat veya zarf hatta fiil olabiliyorlar. E ee, bakın buna şöyle örnek vereyim size. Birinci kişi zamirimiz neydi? Ben. Ya dedim ki Dani sen çok bencil bir insansın. Nasıl insan? Bencil insan. Bakın sıfat oldu orada. Dani son zamanlarda çok bencil davranıyorsun dedim. Fiile sordum. Bakın fiilin önüne getirdim. Ee, zarf olarak kullandım. Veya işte Dani'yi hepimiz hemen benimsemiştik dedim. Benden benimsemek ne yaptım? Bakın orada fiil olarak kullandım. Demek ki zamirler yapım eki aldıklarında artık zamir olmuyorlar. Bu da size e, kulağınıza küpü olsun diye bir verdiğim bilgi. Evet ek biçiminde zamirler deyince de iki türlü vardı. E, i̇yilik eklerimiz. Bunları zaten isim konusunda çok detaylı bir şekilde işlemiş idik. Biri varlığın, bir nesnenin kime ait olduğunu söyleyen eklerdi. İsim tamlamalarında tamlanan İyilik eki alıyordu. Kişi zamirleri asla iyilik eki alamaz demiştik. E, kişi ekleriyle karıştırmayın demiştik. İkinci ek biçimindeki zamirimiz de ilgi zamiri. Şimdi ilgi zamiri deme sebebimiz ne ve nasıl kullanıyoruz? Bakın size aydınlatayım. Şimdi bizim belirtili isim tamlamalarımız olsun cümlede. Diyelim ki benim arabam Mutlu'nun arabasından daha az yakıt tüketiyor. Artık bunları düşünmek zorundayız. Ekonomi kötü arkadaşlar. Sosyal mesaj da verelim. E, ee, i̇ki isim tamlaması arasında bir karşılaştırma yapmışım. Öyle değil mi? Benim arabam ve Mutlu'nun arabası. İkisi de belirtili isim tamlaması. Hatta burada tamlamalarla ilgili bir bilgiyi de hatırlayalım. İsim tamlamalarında tamlayan ın in veya ımim ekini almış bakın. Bu ekin adı neydi? İlgi eki veya tamlayan eki. Hatta size demiştim ki ben daha çok tamlayan eki tabirini kullanmak istiyorum. Ama burada ilgi eki tabirini kullandım. Nedenini açıklayacağım. Ee, arabam kimin arabası benim. Bu iyilik eki. Kimin arabası Mutlu'nun yani onun arabası iyilik eki. Şimdi kural bize der ki isim tamlamalarında tamlananı atıp yani arabaları atıp onun yerine tamlayanın hemen bitişini bir ki eki getirin. Yani deyin ki benimki Mutlu'nunkinden daha az yakıt tüketiyor deyin. Şimdi bu ki'lere biz ilgi zamiri diyoruz. İlgi zamiri dememizin sebebi de şu. Hemen tamlayan ekinden sonra yani ilgi ekinden sonra geldiği için biz buna ilgi zamiri demişiz. Neden zamir olarak kabul ediyoruz? Çünkü tamlananın yerini tuttu bakın. İsmin yerini tuttu. Dolayısıyla siz önce tamlayan eki var mı diye bakın. -ın, in, -in veya -im eki. E bundan sonra ki gelmişse yani -inki, -imki, -ninki diye bir şey görüyorsanız okumanıza bile gerek yok. Direkt İyilik ekidir, şey iyilik diyorum özür dilerim. İlgi ekidir, ilgi zamiridir diyebilirsiniz. Evet tabi burada bağlaç olan ki ve sıfat yapan ki ile de karıştırmayın diye özellikle bize ne yapmış? Vurgulamış. Hatta bakın buradaki ki'lerin görevini soruyor etkinlik 2'de. Hangi söyleşi? Dünkü söyleşi. Bu sıfat yapan ki ki. Bakın imki, benimki işte bu ilgi zamiri. Biraz erken çıkalım ki trafiğe yakalanmayalım. Ayrı yazdığına göre bağlaç. Yine bakın benimki demiş ilgi zamiri. Sınıftaki arkadaşlar sıfat yapan ki-ki. Akşamki tartışma programı hangi tartışma programı akşamki sıfat yapan ki-ki. Bakın ki ayrı gördüğünüz gibi burada bağlaç olarak kullanılmış. Hangi tepeler karşıki tepeler burada da yine sıfat yapan ki iki. yalnız bu e, son değişikliklerle arkadaşlar hani soru geleceğini sanmıyorum ama bilin diye söylüyorum bu cümle sonuna gelen ki bağlacı işte çaresizlik acıma merhamet vesaire gibi anlamlar kattığında edat olarak artık kabul ediliyor yani o sondan bir önceki cümlede onun hayatındaki hayatında bir şey değişmedi ki derken o ki'yi e, artık bazı kaynaklarda edat olarak kabul ettiğini görebilirsiniz evet bu etkinlik 3 ve ödev testlerini sizlere bırakıyorum değerli arkadaşlar. Umarım zamiller konusu faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.